6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Elazığ'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen heyet kent genelinde incelemelerde bulundu. CHP Genel Merkezi tarafından 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında yapılan çalışmaları görmek ve bilgi almak amacıyla görevlendirilen heyet, Elazığ'a gelerek incelemelerde bulundu. Heyette yer alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Bursa Milletvekilleri Kayahan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk ve Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez, Elazığ'daki temaslarına yapımı devam eden Atatürk Lisesi ile başladı. Köşeye geçelim, biz köşeden alalım. Heyet daha sonra yapımı devam eden Yıldız Bağları Ankara Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu. Derhal öyle yani. Bunun önceden ise ihtiyacını böylece bu mahallede çözmüş olacağız. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, inşaatında sona gelinen okulun 31 Mart tarihinde milli eğitime devredileceğini söyledi. Ankara Ortaokulu diye geçen, eski adıyla halk tabiriyle yöresel mahalle sakinlerinin ismiyle kullandığı isim eski Yıldız Bağları Ortaokulu. Okulumuz bitti. 31 Mart tarihi itibariyle teslim edilecek ve ondan sonra milli eğitime devredilecek. Eğitime çok büyük katkı verdik. Ben buradan 3 Büyükşehir Belediye Başkanımıza da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e ve şu anda önünde bulunduğumuz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı okulun önündeyiz. Mansur Yavaş Bey'e çok teşekkür ederim. Şu anda bu okula geçecek öğrenciler bir alttaki okulda eğitim görüyorlar. Onları buraya alacağız. Biz yine bir belediye başkanımıza rica edip o okulun da onarımını, bakım onarımını gerekse yeniden yapılanmasını talep ederek bu mahallelerdeki okul ihtiyacını çözeceğiz. Ben emeği geçen bütün belediye başkanlarımıza, firma sahiplerine, teknik ekibimize, emeği geçen tüm işçilerimize teşekkür ederim. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez de okulların Elazığ'a kazandırılmasında Gürsel Erol, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarına teşekkür etti. Depreme dirençli okulları yapılmaya çalışılan 3 okulu da ziyaret ediyoruz. Gerçekten sosyal demokrat belediyecilik geldiği zaman nelerin olabileceğini gösterecek çok örnek yapılar. Çok büyük gurur duyduk. Elazığ'ın bu nitelikli okullara kavuşuyor olmasından dolayı da biz sevinçliyiz. Öncelikle tabii ki çok kıymetli vekilimize teşekkür ediyoruz. Bir şeyi getirmek, yaptırtabilmek çok kolay değil. Bu özelliği zaten sayın vekilimizin var. Elazığ'ın da bundan nasiplenmesi bizim için çok önemli. CHP heyetinin bir sonraki durağı Yıldız Bağları Cemevi oldu. Daha sonra Karşıyaka Mahallesi'nde mahalle sakinleri ve muhtar Ruhi Demirbaş'la bir araya gelen heyet talepleri dinledi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karşıyaka Mahallesi'nin sorunlarının çözümüne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Teşekkür ettim, zaten Karşıyaka'ya karşı bizim her zaman özel bir ilgimiz oldu. Ne zaman aransa geldik, sorunları dinledik, gündeme getirdik. Kısmen çözebildik, kısmen çözemedik. Kısmen sorunları gündeme getirerek bürokrasiyi harekete geçirdik. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen CHP milletvekilleri Güneykent Mahallesi'nde TOKİ'lerde incelemelerde bulundu. Şehir nüfusun yolunu dağıtmak adına ve sağlam zeminde yapmak adına. Geniş geniş. Heyet daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda AFAD, İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, Kızılay ve İpek Yolu tarafından resim sergisi ve depremde kullanılan makinelerin sergisini ziyaret ederek Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını gezerek temaslarını tamamladı.